Tamam mı? Tamam. 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 Eraçi al başkan. Değerli basınımız, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle cumanız, kandiliniz ve mübarek Ramazan ayınız mübarek olsun. 8 aylık müşahatlı bir süreçte güzel bir gün ayandı. Taşmalara bahar geldi, ülkeme bahar geldi. Ne mutlu Atatürkçüyüm diyenlere, ne mutlu bize gönül verenlere. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahil murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Ey kapıları açan Allah'ım, huzur verenlerin en hayırlısı sensin ya Rabbi. Bizlere temiz rızıklar nasip eyle. Ya ilahil alamin. 8 aylık, 9 aylık bir meşakkatli süreçten sonra bu mübarek günü bize kavuşturan Allah'a binlerce defa teşekkür ediyorum. Hepimiz adına. Gerçekten meşakkatli bir sürecin sonunda Taşpınar özelinde, Türkiye genelinde ülkemiz insanları güzel bir bahara, bahar sabahına ulaştı. Hepinize bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum. Partim adına, şahsım adına, ailem adına, Taşpınar adına. Artık seçmen olarak siz görevinizi tamamladınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Uyarılarınız, önerileriniz elbette bizim dikkatimizde. Dikkat alacağız. Ama sıra bizde. Biz de bize yüklediğiniz sorumlulukları, vebali yerine getirelim. Ekibimle birlikte, çalışanlarımızla birlikte sizlere hizmet etmenin gayreti içerisine girelim. Taşpınar inandı. Taşpınar Mevlana Yılmaz'a güvendi. Taşpınar boynunu bükmedi. Hiçbir güce tamah etmedi. Paraya pula tamah etmedi. Bugün zaferini kazandı ve kutlamayı hak etti. Bu süreçte gecenizi gündüze kattınız. Mevlana Yılmaz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni seçim kazandırmak için çok çalıştınız, çok çaba sarf ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu ayda hepinizi kutluyorum. Taşpınar 5 yıl sonra tekrar Sosyal Demokrat Belediyeciliği, Sosyal Belediyeciliği yine ön plana çıkaran bir anlayışla iktidara geldi. Artık belediye Yalaka'nın yandaşın değil, Taşpınar'ın belediyesi olacak. Biz bundan çok eminiz. Belediyenin imkanları eşe dosta peşkeş çekilmeyecek. Bu kasabaya sizlere hizmet edecek. Ben bundan çok eminim. Bugün belediyecilik bir hizmet işi. Mübarek bir günde de bu devir teslim törenini bize nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Hepinizin kandilini kutluyorum değerli dostlarım. 2 gün önce geldiğimde de ben hatırlayın sizin coşkunuzu, sizin kalabalığınızı gördüğümde Mevlana Başkanımı Sayın Belediye Başkanım diye selamlamıştım. Beni mahcup etmediniz. Benim o sözümü boşa çıkartmadınız. Hepinize minnetlerimi, sevgilerimi sunuyorum. Taşpınar'a 5 yıl boyunca ne zaman gelsem hiç kimseye ifade etmiyordum ama şuramda bir sızı hissediyordum hep böyle. Kendimi bir buruk hissediyordum. Ta
Taşpınarı gibi bir kasabanın belediyesi nasıl olur da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilmez diye bu kurukluğumu da giderdiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi seçimi tamamladık. Seçim döneminde yaşanılan ne varsa dünde kaldı. Yeni bir dönem, yeni bir sayfa açacağız. Bu sayfada sadece ve sadece Taşpınar halkına hizmet, Taşpınar halkını kucaklama ve Taşpınar halkını ayrıştırmadan bağrına basan bir belediyecilik anlayışı bizi bekliyor. Ötekileştirmeden, bölmeden, küfür etmeden, personelini aşağılamadan herkesi kucaklayan bir belediyecilik anlayışı. Kendisine oy verene rant sağlayan, oy vermeyene zulmeden belediyecilik anlayışını raflara kaldırıp tüm Taşpınar halkını kucaklayan belediyecilik anlayışı. Mevlana Başkanımın eğitimi, Mevlana Başkanımın birikimi, Mevlana Başkanımın kültürü, Mevlana Başkanımın insan sevgisi bunu yapmaya fazlasıyla yetecek, artacak bile. Başkanıma güveniyorum, başkanıma inanıyorum ve 5 yılın sonunda Taşpınar'ı şaha kaldıracağına inanıyorum. Bugüne kadar seçim çalışması için geldik. Sizinle sohbet etmek için geldik. Ama şunu iddia ediyorum, 5 yıl boyunca defalarca açılışa temel atma törenine geleceğiz bu kasabaya, geleceğiz. Bu 5 yılda bir şey daha yapacağız. Bir şey daha yapacağız. Hani hep toplumda şöyle bir algı var. Çalışmak için iktidar partisinden seçmek lazım belediye başkanlığı. İktidar partisinden seçmezsek hizmet gelmez. Önce şunu söyleyeyim. Mevlana Hoca 4 sene sonrasının iktidar partisinin belediye başkanı. Aksaray'ın tek iktidar belediyesinin başkanı. Bazıları bugün farkında değil ama ne demek istediğimiz birkaç yıl geçmeden anlaşılacak. Onun dışında bu 5 yılda mevcut iktidar partisinden seçilmeyip kasabaya, şehrine nasıl hizmet yapılabileceğini de göstereceğiz ve o tezi de çürüteceğiz. İktidardan seçmezsek hizmet gelmezmiş. Bakalım görelim o hizmet Taşpınar'a nasıl gelecek. Nasıl gelecek? Bildiğiniz gibi sizin teveccühünüzle Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'in liderliğinde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptı. Şu an Türkiye'nin birinci partisinin belediye başkanı yanımızda Mevlana Yılmaz. Halkımız bize 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 il belediyesi verdi. 35 il belediyesi. Bunu sağladığımız başarıyı anlatmak için söylemiyorum. Bu 35 il belediyemizin tamamı yakın arkadaşımız, dostumuz. Dolayısıyla Aksaray'ımızın göz bebeği Taşpınar Belediyesi bu 35 belediyenin de kardeş belediyesi olacak. Kardeş belediyesi olacak. Bizim bakanlığın yaptığı ayrıcalıklı hizmete güvenerek bu yola çıkmadık. Ekrem İmamoğlu'ndan aldığımız söze inanarak bu yola çıktık. Mansur Yavaş'tan aldığımız sözlere güvenerek bu yola çıktık. Dolayısıyla İsmail Yılmaz Başkanım muhalefet partisinin belediye başkanı değil, 35 abi belediyesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı. Yolda gelirken konuştuk. Mazbatalar alınsın, tebrikler kabul edilsin. Bir herkes yerine bir otursun. Ondan sonra Mevlana Başkanımla birlikte il başkanımızla il il, büyükşehir büyükşehir gezeceğiz ve seçimden önce aldığımızın sözlerin gereği olarak da
Taşpınar halkını hizmete boğacağız, hizmete! Taşpınar'ı hizmete boğacağız bu 5 yılda. Değerli dostlarım, bunları çok kısa bir süre içerisinde hepimiz gerçekleştireceğiz. Çok kısa bir sürede temel atma törenlerimiz başlayacak. Bunun sözünü size vermek istiyorum. Şunun da sözünü vermek istiyorum. Mevlana Başkanım, ne zaman bunalırsa, ne zaman ihtiyaç duyarsa, ne zaman belediyenin imkanları, biliyorum ben Taşpınar Belediyesi'nin imkanları bu yaptığımız hizmetleri yapmaya yetmeyebilir, ne zaman ihtiyaç duyarsa sizin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir evladınız, Mevlana Başkanım'ın da bir kardeşi var orada. Ben bu başarımızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Taşpınar halkı 5 yılın sonunda ne kadar doğru bir tercih yaptığını anlayacak. Oy vermeyenler de iyi ki Mevlana Hoca kazanmış diyecek. Oy veren hiçbir vatandaşımızın da bu 5 yılda başını öne eğdirmeyeceğiz. Hepinizi saygıyla kutluyorum. Bu 5 yılın Taşpınar'a ve Mevlana Hocama hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.